Konu tekrar amaçlı soru çözüm videoları dairede alan 2. Dairede alan 2 ile alakalı güzel sorular çözmeye devam ediyoruz. 4 ve 12 verilmiş taralı alanlar toplamı ne kadardır? Dedim ya, bir kompozisyonunuz olması lazım. Şu taralı alanları nasıl buluruz? Eğer buradaki yarım daire alanından şu üçgenin alanına çıkarırsak, ki biraz sonra oraya dik üçgen diyeceğim. Neden? Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Hatta buraya dik diyeceğim. Neden? Merkezden tetik gelir. İki diklik olduğu her yerde Öklit vardır. Hocam uyuyorsunuz. İki diklik olduğu her yerde Öklit vardır. Daha da kaliteli bir şey söyleyeyim. 4'e 12. Ne hissediyorsunuz? Neyin kokusunu alıyorsunuz? Bir benzerlik kokusunu alıyorsunuz. Harikasınız. Bu benzerlik kokusu size şunu söylüyor. Burası X ise burası ne kadardır? 3X'tir. 1'e 3 benzerliği var. 4'e 12. Peki H karıştır P çarpı K mı? H karıştır P çarpı K. Ama siz şunu söyleyebilirsiniz. Hocam ona girebilirsiniz. 3x kareden şuraya x kök 3 diyebilirsiniz. Diyebilirsiniz. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Evet. Burası x, burası x kök 3. Bir şey var burada. Bir 30-60-90 üçgeni var sanki. Bakın arkadaşlar, şurası 30, şurası 60. Çünkü 30 x'i görürse 60 kimi görür? X kökü görür. Ve hipotenüs kimi görür? 2x'i görür. O zaman burası x'miş, burası x'miş. Tamam. Bence kaliteli oldu. 30 ise burası ne kadarmış? 60. Burası ne kadarmış? 30. Şurası 90. 90 12'yi görmüşse 30'da kimi görür? 6'yı görür. X kök 3. 6 ise x 2 kök 3'tür. Nasıl yaptınız? 6'yı kök 3'e böl. 6 kök 3 bölü 3'ten 2 kök 3. X'i yani yarı çapı buldum. 2 kök 3. 2 kök 3. Az önce dedim ya, yarım dairenin alanından pi r kare bölü 2'den r'sinin kaç olduğunu görüyorum. 2 kök 3. Karesi ne yapar? 12. 2'ye böldüm, 6 pi. Yarım dairenin alanından dik üçgenin alanını çıkartacağım. Hemen sakin olun arkadaşlar. 90 12 görmüşse 30 kimi gördü? 6'yı. 66 görmüşse 30 kimi gördü? 2 kök 3'ü. Dik üçgen alanı nedir? Dik kenarlarının çarpımının yarısı. 6 ile 2 kök 3 çarptım, 12 kök 3. 2'ye böldüm, 6 kök 3. Cevap 6 pi eksi 6 kök 3 olacaktır. Bu önemli. Geçtik. Dik kesişen çemberlerin yarıçapları kök 2 ve kök 6. Bunlar benim merkezlerim. Hop şöyle geldim. Hop şöyle geldim. Hop şöyle geldim. Bombayı patlatıyorum. Burası neymiş? Dik. Bunu gördüm. Şimdi yarıçapı kök 2. Yarıçapı kök 6. Bu bunun kaç katı? Kök 3 katı. O zaman şu açı 30 derece ise şu açı ne kadardır? 60 derecedir. 30 kök 2 görmüşse 60 onun kök 3 katını görecektir. Hocam her kök 2 kök 3 katı gördüğünüz zaman 30 60 90 üçgeni dememiz lazım mı? Dikse evet diyebilirsiniz. Zaten hipotenüste bulduğunuz zaman 30 kök 2 görmüşse burası da kök 2'dir. Denemesi bedava. Kök 6'nın karesi 6, kök 2'nin karesi 2, 6 gider 8, 2 kök 2 yaptı. Tamam, onu yapmayacağım şu anda. Taralı bölgenin alanların toplamı ne kadardır? Şöyle demek istiyorum. Şu alan A, şu alan B, şu alan da C olsun. Arkadaşlar dik üçgenin alanı yani A artı B artı C dik kenarların çarpımının yarısı değil midir? Kök 6 ile kök 2 çarptım, kök 12 yani kök 3. 2'ye böldüm, kök 3. Dik kenarlarının çarpımının yarısıydı. Kök 6 çarpı kök 2 kök 12 yani 2 kök 3. 2 kök 3'ü 2'ye bölerseniz kök 3 olarak buldunuz. Peki ben şuradaki 30 derecelik dilimin alanını bulur muyum? Bakın şu 30 derecelik dilimin alanını bulur muyum? Bir önceki videoda söyledim. Alfa bölü 360 pi r kare. Alfa 30 bölü 360 çarpı pi r kare yani 6. Bununla bu sadeleşti. Pi bölü 2. Bakın ben neyi buldum şu anda? A artı b'yi buldum. A artı b pi bölü 2 kadarmış. Peki b artı c'yi de bulurum. C artı b'yi de bulurum. Onu da şurada bulacağım. Alfa bölü 360, alfa bölü 360, 60 bölü 360 pi r kare. Pi r kare. R karenin karesi kök 2'nin karesi 2 olacaktı. Hop 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 hop. Burada ne kaldı? 6 pi bölü 3. Bunları toplarsam nereye yazayım ben bunları ya? A artı C artı 2 B olmadı mı? Bu kime eşitmiş? Pi bölü 2 ile pi bölü 3 toplarsanız 5 pi bölü 6. Elimde A artı C artı B vardı. O da kaçtı? Kök 3'tü. Benden B istiyorsa bunu çıkarırsam bakın A'ların gittiğini, C'lerin gittiğini gördünüz. 2 B'den B çıktı. Bir tane B kaldı. 5 pi bölü 6 eksi kök 3. 5 pi bölü 6 eksi kök 3 olacaktı arkadaşlar. Bence güzeldi. Şimdi S1'si eşit olduğuna göre, AB'de 4 kök 2 olduğuna göre BC kaç pi santimdir? Hocalarım, arkadaşlar, şuralara bir tane A desem, şuraya bir tane A desem.
Şurası dikdörtgenin alanı ne kadardır? S1 artı A. Uzun kenar çarpı kısa kenar değil mi de dikdörtgenin alanı? Yani x çarpı 4 kök. X çarpı 4 kök. Peki S2 artı A nedir? S2 artı A nedir? Bu A1 değil A. S2 artı A nedir? Bir tane çeyrek çemberin alanıdır. Bakın pi r kare, 4 kökünün karesi bu arada 32. Pi r kare bölü 4. Yani 8 pi diyebiliriz. Arkadaşlar eğer bunlar şimdi S1 S2 eşitse, bir dakika, bu buna eşit demektir. O zaman x çarpı 4 kökü 8 pi eşit olacaktır. Benden ne istiyor? X istiyor. 4'te sadece eşitledim. Ne kaldı? 2. Şimdi 2 demek kökü çarpı kökü demek değil midir? Hop hop gitti. X ne kadarmış arkadaşlar? Pi kök 2 olacakmış. X ne kadar pi'miş? Kök 2 kadar pi olacakmış. Köşeleri falanmış, merkezleri 6, merkez yarıçaplarının 6 kökü olan çemberle yerleştirilmiş. Yani şunların ne kadarmış yarıçapları? 6 kökü. ABC üçgenin köşelerini ABC merkezli, yarıçapları 6 kökü olan. Tamam. 6 kökü, 6 kökü, 6 kökü, şurası 6 kökü, şurası 6 kökü. Alanlar toplamı ne kadardır? Arkadaşlar şöyle düşünmek istiyorum. Şu alan ne kadardır? Hocam siz söylemişsiniz alfa bölü 360 pi r kare. Yazıyorum. Alfa bölü 360, hatta alfa demeyelim, c artısı bölü 360 çarpı pi r kare. Pi r kare. R kare ne kadardır? 72. Artı. Bu alan ne kadardır? Hocam a bölü 360 pi r kare. Bu alan ne kadardır? Hocam b bölü 360 pi r kare. Dikkat ederseniz hepsinde pi 72 bölü 360 var mı? O zaman 72 pi bölü 360 parantezine alırsanız ne kalır? A artı B artı C kalmaz mı? A artı B artı C 180 derece demek değil mi? Eğer şunun yerine 180 derece yazarsam 180 bölü 360 ne yaptı? 2. Cevap 36 pi yapacaktır. Arkadaşlar bunu ve bunu toplarsanız 180 yapacağı için yarım dairenin alanıdır. Yarıçapı 6 kökü olan bir yarım daire olacaktır. Çevirdim. Taralı alan ne kadardır diyor arkadaşlar. Taralı alan ne kadardır diyor. Şöyle bir şey düşünmek istiyorum. Şimdi 45 ise gördüğü yay 90 derece değil mi? Evet, 90 derecedir burası. Peki merkez şurada olsa. Ben bunu şöyle alsam. Burası 90 derece olduğu için şurası 90 derece değil midir? Evet, güzel, süper. O zaman şurası 90 derece ise şu kiriş ikiz kenar dik üçgenin, çünkü bunlar yarıçap, İkiz kenar dik üçgenin hipotenüsü olmaz mı? İkiz kenar dik üçgenin hipotenüsü 6 kök 2 ise dik kenarlar 6 6 olmaz mı? Arkadaşlar şuradaki dilimi bulmak için 4'te 1 çeyrek dairenin alanından ikiz kenar dik üçgenin alanını çıkarırsam soruyu bitiririm. Şimdi çeyrek dairenin alanı pi r kare bölü 4. Eksi dik üçgenin alanı 6 çarpı 6 bölü 2. Yani 9 pi eksi 6 kere 6 36 2'ye böldüm 18. Cevap 9 pi eksi 18 olacaktır arkadaşlar. Ve geldik bu videoyla alakalı son sorum. Ama sıkıntı yok. 2 videom daha var arkadaşlar. Şimdi taralı alanlar toplamı ne kadardır? Taralı alan ne kadardır? Hani dedim ya bazı çizgiler vardı. Bunları kesin çizmemiz lazım. Bunlardan bir tanesini şöyle kullanmak istiyorum. Hop. Hop. Şurası 90 derecedir. Çapı gören çevre açıdan dolayı. Şurasını ve şurasını merkez olarak değerlendiriyorum. R. R, R, R. Yani büyük R ve küçük R olarak ne yaptım? Sembolize ettim. Şimdi siz diyorsunuz ki hocam dikten dik inerse, dikten dik inerse bir kere orada bir öklit vardır. H kare, yani 4 kök 6'nın karesi 16 kere 6, 96 eşittir 2R çarpı 2R'dir. Yani burada R çarpı R eşittir 96'yı 4'e böldüm, 48, 24. Tamam. R çarpı R 24 olarak buldum. Peki. Başım gördü mü? Daha tam olarak değil. Şimdi kompozisyonum ne? Ben taralı bölgenin alanı nasıl bulacağım? Arkadaşlar yarım dairenin alanından şu iki beyaz yarımşar dairenin alanı çıkarsam bana taralı bölge kalmaz mı? Evet. Hadi uygulayalım. Şimdi ilk önce şu büyük yarım dairenin çapı iki tane büyük R artı iki tane küçük R ise yarı çapı R artı R kadardır. O zaman diyorum ki pi R artı R'nin karesi bölüm 2. Şu anda yarım dairenin alanı buldum. Eksi şu yarım daire alanı pi bölü 2 r kare eksi şu yarım daire alanı pi bölü 2 r kare. Bu benim sorumun cevabıdır. Bir şey dikkatinizi çekti. Hocam pi bölü 2 parantezine alalım.
R artı R'nin parantez karesini açıyorum. R kare artı 2 R R artı R kare. Eksi R kare eksi R kare. Bakın büyük R kare büyük R kare. Küçük R kare küçük R kare. 2 2'yi götürdü. Cevap pi R R. Zaten ben bunu bulmuştum. O zaman tarlı bölgenin alanı 24 pi olarak değerlendirildi. Üzülmeyin, stres yapmayın. Yeni video geliyor.